Rekor denilince Galatasaray. Hak ediyor Galatasaray bu manşeti değil mi? Teknoloji gibi abi. Hep güncelleme <laughs> yapıyorlar. Rekorlara güncelleme geliyor. <laughs> Musterer'ın heykeli kesin yapılmalı. Buna bir cevap ver. Hangisi? Bana sorarsan ben 11'de Ceko'yu oynatırım her zaman. Rekor puanlar topladılar ikisi Ordu. de. Musterat'ın golü de var Beşiktaş'ta. Asisti de var ama rakiplerin lehine. Futbolcular da taraftara sahip çıksın. Taraftarlar da üzülüyor ağlıyor bu sezon. Ya. Arda'nın kariyerinde Real Madrid'den başlamış olması çok önemli ama Ancelotti ile birlikte başlamış olması bence ondan daha da önemli. Başkanlar düşünsün her an kapı çalınıp Fiorentino, ola, soy <laughs> Ben gel. <laughs> Bir gel bir istişare edelim. Alalım stüdyoyu. Evet. nasıl atmadan bitmiyor? O zamanlardan Nihat Kahveci atmadan maç bitmezdi. <laughs> Derbinin sunduğu Matspor Gazete başladı efendim. Rekor denilince Galatasaray. En sonunda Natspor gazeteye böyle bir manşet oldu. Hakikaten hak ediyor Galatasaray bu manşeti değil mi? Yetişemiyoruz rekorlara. Yetişemiyoruz. Vallahi. Hakikaten öyle. Diyor ki bak Süper Lig'de bitime 4 hafta kala takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan Galatasaray 24. şampiyonluğa odaklandı. Adana Demirspor galibiyetiyle üst üste 15. 3 puanını elde eden teknik direktör Okan Buruk zaferlerine bir yenisini ekledi. Teknoloji gibi abi hep güncelleme yapıyorlar. Rekorlara güncelleme geliyor Galatasaray'dan. <laughs> sürekli rekor. Evet, sürekli güncelleme. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmiyor. 15. galibiyet üst üste en çok galibiyet alan takım. 93 puan. Süper Lig tarihinde en çok puan toplama rekor rekorunu egale etti ve bir sezonda tüm kulvarlarda en çok galibiyet 40 galibiyeti var. Abi yanlış hatırlamıyorsam alınabilecek 102 puan vardı zaten 93'ünü aldı şaka evet. gibi. İnanılmaz. Fenerbahçe de 89'unu aldı. Tabii. Bu nasıl bir sezon? Bu sezon Bir daha müthiş. bu rakamları zor görürüz. Evet. Futbol olduğu için parantezi açık bırakmak istiyorum ama. Dile kolay değil. değil. Buraları ne kadar konuşuyoruz? Biz futbol ortamı olarak o kadar kaoslu bir yıl. Hakemler, onlar bunlar sağ olayları, seyirciler, federasyonun tutumu, verilen cezalar. Sağ içindeki zeminler falan filan derken buralar göz ardında biraz. Hem Galatasaray'ın elde ettiği puanlar hem de Fenerbahçe'nin elde ettiği puanlar gerektiği şekilde konuşamıyoruz. Tamam diğer takımları da istişare etmemiz lazım. Niye bu kadar uzak kaldılar? Ben oraya bakmam. 102 puanın 93'ünü almış Galatasaray. 102 puanın 89'unu almış Fenerbahçe var. Yarış daha da bitmedi. 4 hafta var. Okan Hoca geldiği ilk gün daha hiç kadro belli değilken ben buraya şampiyon olmaya geldim dedi şampiyon oldu. Bu sene üzerine de koyan lig performansı rekorlar üstüne rekorlar geliyor. Belki de ikinci şampiyonluğunu alacak ikinci senesinde. Başakşehir'e de kattın mı üç tane şampiyonluk yazacağız kariyerine. Gidişat şu an Okan Hoca'nın inanılmaz. Galatasaray seyircisi taraftarı da inanılmaz seviyor. Oyun içindeki dokunuşları, yıldızları yönetmesi, yeri geldiğinde hafif kulak çekmesi, yeri geldiğinde Evde bırakması o bu şu. Şu an Galatasaray'da her şey yolunda. Kalan dört maçı kazanıp şampiyon olmak istiyorlar. Okan Hoca da ben değil biz diyor bütün açıklamalarında. Ve her yola ben şeyi de ekleyeyim sana. İletişimdeki evet. üstün kabiliyeti bana sorarsan hani medyayı yönetmesi maç sonrası açıklamaları demeçleriyle her şeyiyle müthiş bir performans ortaya koyuyor Okan Hoca. Çok güzel bir noktaya değindin abi. Maç önü Okan Hoca'yı dinlediğimde birkaç oyuncunun neden oynamadığını, hangi sebeplerden oynamadığını, maç sonunda oyuncuları oyuna neden aldığını buraları da bize anlatıyor. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Bravo. De Bak buralar da önemli. Sana bir yorum ortamı evet. hazırlıyor hakikaten. Ben yani. hani Daminson oynamıyor. Neden oynamadığını, oyuna neden girdiğini maç bittikten Demilson. sonra, do 100, maç bittikten 15 dakika sonra her şeyi öğreniyorum. Evet. Buralar da önemli. Çok bu önemli. bu konuda da çok, çok iyi. önemli. Gerçekten. Ve çok, e, çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Ve en çok hakemlerden vesaire en çok şikayet eden iki takım ve rekor puanlar topladılar <laughs> orası da enteresan. Sezon bitince yani, daha ne da acaba? Yani evet ve hala devam ediyor. Hakem ya. hataları ha? olmasa mesela 102 <laughs> puan alınacak var ya 110 <laughs> puan mı alacaklardı. <gülüyor> <gülüyor> yani o da ayrı. Onu merak <laughs> Güzel. ediyorum ben. Peki Zeko mu yoksa Batcai mi? <laughs> Güzel bir soru. Ya bir, buna bir cevap ver. Hangisi? Önce so konuşuruz sonra. Abi benim maç sunu yayınlarımı izleyenler var şu ay dersem Nihat abi ne diyorsun derler. ya abi sonra ne olur? Yani, Bana göre Ceko. Yani. Bana göre Ceko. Çünkü ilk defa ligde yedek kaldı. O yedek kalmasını da nasıl biraz önce Okan Hoca anlatıyor dedik ya. İsmail Hoca'nın da tarzı farklı. Buraları anlatmıyor. Bizim çözmemiz gerekiyor. Einstein olmamız gerekiyor. Mesela Olympiakos maçında dedi ki stratejik bir 11 kurdum dedi. sol Solbek oynuyordu. Ferdi yedekli. Biz o hala strateji evet. çözemedik. Çözdüm abi çözdüm maçtan sonra. Ostarval'de sakatlığını Ferdi girdi, oynadı ondan sonra devam etti ya. Bu stratejik dedim. Ferdi'de bir sakatlık yok dedim. Öyle çözdüm. Diğeri yani de sakatlıklardan de oradaki... sakatlıklardan dolayı dedi. O günde 60. dakikada Deplasman'daki Olympiakos maçında İsmail'le e Fred girdi oyuna. Ha, onları risk almamış dedim. Onlar da o günden beri oynadı. Sonrasında İsmail sakatlandı. Bu arada da geçmiş olsun. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da önemli. İnşallah yetişir, hazır gelir. Yani biz İsmail Hoca'yı çözmemiz lazım 11'leri kurduğunda. Baçhua'yı tercih yaptı, karşılığını aldı. ayı gol attı derbide. İyi de oynadı ama yine bilindik Batshuayi çıktı, Ceko girdi. Çünkü Ceko oynarken de Ceko çıkıyordu. Gol atıp iyi de oynasa Batshuayi giriyordu. Yani bana sorarsan ben 11'de Ceko'yu oynatırım her zaman. Çünkü Ceko'nun katkısı sadece gol atmak değil, çok farklı katkıları var. Bravo. Sağdaki liderliği, top tutması, arkadaşlığına servisi Doğru. iyi olduğunda ee, İrfan'ın performansını arttırması, için arttırması, Şimanski'nin Fred'in arttırması, onlara istasyon olması, yeri geldiğinde defansa yaptığı mücadeleler. Ha, bu arada son maçtaki Batshuayi, Ceko'yu iyi izlemiş. Neden o hep 11 oynuyor görmüş. Aynı şekilde koştu, mücadele etti, istasyon olmaya çalıştı. Ama bana sorarsan 11'de ben Ceko'yu yazıyorum. Şöyle de bir şey olabilir. Gol atmaya Şimaski de dinlendirilebilir ki bu arada asist katkısı yapıyor. Ceko Batshuayi de oynayabilir. Aha. Ama İsmail Hoca genelde bu tarz şeye evrilmiyor. Bazen oyunun son bölümlerinde mecburiyetten Ceko sağda sahada gördük. İsmail Hoca'nın fix biliyorsun İrfan çıkıyor, Cengiz giriyor. Ceko çıkıyor, Batşuha'ya giriyor. Genelde hep nokta atışı değişiklikleri var hani. Ceko evet, Fenerbahçe için bence Bana çok, göre o... çok çok önemli bir oyuncu. Evet. Yani bir de böyle hani ikramiyeden çıkar gibi çıktı. Kesinlikle. Hani bu performans bekleniyor muydu Ceko'dan sezon başında? Bu kadarı beklenmiyordu. Bu kadarı beklenmiyordu. Tabii. Sonra ne oldu? Icardi mi Ceko mu tartışması sürekli vardı. Bir bakıyorsun, mu? biri 21 gol, biri 20 gol zaten. Aynen. Merk Icardi Ondan mi Ceko da? Ceko mu Batshuayi mi evrildi şimdi? Şimdi, şimdi ha, şimdi mesela Batshuayi mi Icardi mi der misin? Şu an denilmez. Şu an. He. Dolayısıyla hani. Ee, evet, e, bir, bir, çok iyi üç performansdan bahsettik ama Ceko'nun baş dendiği zaman ben sana yüzde %3 katılıyorum. Evet, abi bir de bir oyuncunun baştan bütün maçları oynayıp o sorumlulukla bir cevap vermesi var. Bir de sonradan oyuna girip attığı goller sonrasında kazandığı özgüvenle bir oynama kriteri var. Ceko... 32 tane maçta 11 başlamış, karşılığını vermiş bir oyuncudur bende. Son maçta dediğim gibi bak şu aile başladı, golünü attı. Hiçbir şey diyemeyiz. Ama bir sonraki maçta Ceko'yu 11 görürsek ben şaşırmam. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ceko bak şu ay mi ben Ceko 11 oynar diyorum arkadaşlar. Ama şunu da koymak lazım. Nihat ben her zaman bunu söyleyeyim. Takımın teknik direktörüdür. Tabii. Doğru karar, karar verecek kişi. Ama Çünkü işte, hafta içindeki performanslar, oradaki motivasyon durumları o kadar çok değişken var ki futbolda. Var da. Dolayısıyla Mesela, o performansı ha. alacak ha. Yani İsmail Hoca bunu ne kadar başarılı yapıyor, tamam o tartışılabilir ama yine e, karar hocanın kararıdır. Ben, Saygı duymak gerekiyor. İsmail Hoca dedi ki, Bat Bat dedi. dedi. Bat, yanlış hatırlamıyorsam Batçuğağay dedi hafta içi itmanlarda çok iyi çalıştı, oynattım dedi. Evet. Önceki itmanlarda iyi çalışmıyor muydu derim ben. Hep, Demek ki mi çalışmıyordu. Hep, bence çalışıyordu. <laughs> Bak sebep o değil. Sebep Sivas'ta puan kaybettin. Sivas'ta da Ceko oynamış Olimpiyakos maçlarını, Karagümrük maçlarını peş peşe filan. Onun yorgunluğu Sivas maçındaki performansına yansıdı. Hani burada bile son maçtaki performansını beğenmedim oynatmadım denilebilir. İtman'da bu hafta mı iyi çalıştı Batu şuayı sezon bitiyor bir ay kaldı. Hani ben de onu derim mesela. Hani burada da iletişim, açıklama, önemli. bilgilendirme onu önemli. Onu başta konuştuğumuz evet. şeyler evet gerçekten önem kazanıyor. Fernando Muslera'nın heykeli dikilsin deniyor bak. 3-0'lık Adana Demirspor maçında yaptığı 8 kurtarışla yıldızlaşan Muslera Galatasaray kariyerinde rekor kırıyor. 17 maçta kalesini gole kapatmayı başarıp Cimbom'u zirveye taşıdı. %81'lik kurtarış yüzdesiyle tüm meslektaşlarını geride bıraktı ligdeki ve e, şampiyonluk için geri sayım başladı dedi Mustera. Ve diyor ki taraftarlar Florya'da Mustera'nın, Icardi'nin de yapılsın deniyor. E, heykeli dikilsin deniyor Florya'ya. Abi düşünsene Atan'la Latuto'nun heykeli yapılıyor <laughs> sezon sonu şampiyonluk elinde. <laughs> Bak Mustera'nın heykeli kesin yapılmalı. 13 sezon. Bir İstiklal heykel yapılacaksa desin. Mustera hak eder diyorsun. Evet. Ne, ne kaleciler geldi geçti böyle yaptık. Aa maçın adamı şu kaleci dedik. Evet. Maçı bu sayede kazandılar dedik. Abi Muslera 6 şampiyonluk şimdi 7. şampiyonluğa gidiyor. Muslera iyi oynadı mı Galatasaray şampiyon oluyor. Bu net. Bu adamın heykeli yapılmayacak da kimin yapılacak? Bir de yanına Atan'ınki yapılırsa Icardi ben ilk defa böyle bir şey görürüm. Atan'la Tutan'ın heykelinin aynı anda yapıldığı bir sezon. İkisi de hak ediyor mu? Hak ediyor abi. Icardi'nin de istatistikleri ortada. Zaten o kafasını kullanmaya başladı. Kafayla gol attıktan sonra o modu da açtı şampiyonluk modunu. Yanına Mertens aldı. Yedi ciğeri olan Torreira'sı Barış Alperen'i aldı yanına. Hakim işin içine girdi. Galatasaray enteresan bir havaya tekrardan bu bölümde büründü. Bugün itibariyle de moralleri inanılmaz iyi. Fernando Mustera'nın heykeli dikisine ben yüzde yüz katılıyorum. Heykel dikilecekse en büyük adaylardan biri Muslera net ya. Tamam. Şampiyonluk elimizde değil. Tad için bir lafı var. E diyor ki 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ile ilgili soruya bizim için zor bir durum. Çünkü ipler bizim elimizde değil. Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey son 4 maçı kazanmak, liderin de puan kayıplarını beklemek. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz. Ne güzel bir iletişim yolu. İsmail Hoca geçen hafta bu cümlelerle söyleseydi söylemek istediğini o kadar eleştirilmezdi değil mi? İşte İsmail Hoca geçen hafta 5 maç kalırken Beş maçımızı da beş maçımızı da kazanırken şampiyonuz dedi. Kimileri hocam matematiği mi bilmiyorum bu nasıl hesap senin elinde değil dediler. <laughs> biz biz bunu demek <laughs> Açıklamak istediği bu cümleler eksikti İsmail hocanın dedik. Tadiç veya fazla. <laughs> eline almış. Şimdi net bir şekilde biz kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. E Galatasaray'ın 4 puan avantajı var. Değil. İpler onun elinde. Bizim onları yenmemiz lazım Rams Park'ta. Galatasaray'ın da diğer maçta takılması lazım ki şampiyon olalım demiş. Muhteşem bir açıklama. Ha. Ne güzel net. Netlik ha. güzeldir abi. Tabii. Beşiktaş'ta acı tablo. Hedef adam Almustrati. Beşiktaş'ın de devri arasında 11 milyon euro. bu servis bedeliyle kadrosuna kattı Almustrati. Çıktığı iki derbide takımını yaktı. Musrati Galatasaray derbisinin ikinci dakikasında kendi kalesine gol attı. Fenerbahçe maçının 25. dakikasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Evet. Beşiktaş'ta 7'si ligde ikisi Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 resmi maça çıkan Al gol ya da asist katkısı da yok. Yanlış. Nasıl gol ya asist katkısı yok sevgili Bak, arkadaşlar. Bakın Natspor kalitesine bu açıklama yakışmıyor. Yok, Daha hat... say maçındaki golü kim attı arkadaşlar? Musrati attı abi. Antep deplasmanındaki asisti kim yaptı abi? Musrati yaptı. Haktısın. Dediği gibi derbilerde bir gol attı Galatasaray maçı, Beşiktaş yenildi. derbide kırmızı kart yedi. O hareketin nasıl yaparsın Musrati? Senin gibi bir tecrübe, bu kadar gelirken övülen biri, herkesin kabul gördüğü biri. 11 milyon euro para almışsın, 10 kişi arkadaşlarına bırakmaman gerekiyor. O pozisyonu yapmaman gerekiyor. Burayı düzeltelim. Musrati'nin golü de var Beşiktaş'ta, asisti de var ama rakiplerin lehine. Ama asist istatisti bayağı yüksek hakikaten dediğin şekilde evet. e, konuşacaksak. Hasan Arat, Sayın Başkan diyor ki, Albusrati'yi Fenerbahçe derbisi sonrası aradım. Kırmızı kart gördüğü için ağlıyordu. Ertesi gün arkadaşları da teskin etti. Camianın sporcularına sahip çıkmasını istiyorum. Buna ihtiyaçları var. Genç insanlar çok etkileniyor. <laughs> Futbolcular da taraftara sahip çıksın. Taraftarlar da üzülüyor, ağlıyor bu sezon. Ya etkilensinler Allah Allah. Taraftar ya. da ağlıyor, taraftar başkanım, da üzgün. niye biz bunu savunalım? ya? Taraftar başa eğik dolaşıyor. E, tamam Liderden kaç puan fark yemişsin. Bir tane derbi kazanamamışsın. Taraftar da ağlıyor. Müstahattin'in de üzülmesi normal. Olur bir yani. profesyonel oyuncu yaptığı hatanın farkındadır ama zararı verdin. Zararı yani. verdikten sonra üzülmenin de çok anlamı olmuyor. Önemli olan ders almak. Hayır, de dersini almış. Şey Üzülmezse yani. anormal. E, tabii ki yani ama taraftar da ağlayanlar var. Üzülenler var. Başa eğik dolaşan Beşiktaşlı taraftarlar var. Sevgili başkanım, sahip çık futbolcuna. Okeyim ama bazen bazı yerlerde o açıklamaları yapmanın bir yararı olmaz bana göre. Ne oyuncuya olur ne de kendisine. Sayın Başkan, mesela biraz önce hocaların listesi vardı ekranda. Evet. Hocalarla ilgili aynı görüşte değil Sayın Başkan. Onları sık sık değiştiriyor. Bayağı. Baksana dört farklı hoca. Burak Açalım Bay, Santos, Serdar Toprak Topraktepe. Dört farklı hoca da dört tane derbi mağlubiyeti. Burak Hoca ile iki bir. Ha bu arada neredeyse iki iki oluyordu. Rozier'in arka direkt de yenildin. Rıza Hoca ile 3-1 Bu maç 6-1 7-1 biterdi Mert olmasaydı Fernando Santos Beşiktaş Galatasaray Musrati'nin golü biraz önce bahsettiğimiz Serdar Hoca ile de En son maç Maçın 11-11'lik bölümünde de Beşiktaş kötüydü Fenerbahçe'de daha iyi oynamalıydı. Daha iyi oynamamasına rağmen o Cenk'in golüyle bir başka bir hava oluştu Beşiktaş adına. Aa maçı berabere bitirebilirdi havası. Ben o maçı öyle okumam. Fenerbahçe o gün kötü oynamasına rağmen kazandı. Abi Musradi kırmızı kart görüne kadar Beşiktaş 3 pas yapmadı o maçta ya. Gerçekten. Bu arada da Cenk Dursun çok klas bir gol attı. Aynen. Nuri Şahin'le ee, görüşürüm demiş Sayın Hasan Arat. Soru üzerine görüşür müsünüz e, Nuri Şahin'le diye. Beşiktaş herkesle temas eder, görüşür. Santos'tan önce 20 hoca ile görüştüm. O gün görüştüm. Hocalar tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyor. Gelmek isteyen yerli isimler de var. Değerlendirmeler de yapıp karar vereceğiz diyerek hiçbir şey dememiş. Hiçbir şey yok yani. Şimdi <laughs> Santos'un gelişinde mesela herkese sürpriz oldu. Bilinmiyordu. Hı hı. Ama şimdi böyle daha bir bilinirlik var. Hı hı. o ¡Eh! teknik direktör arayışını yürütme şeklinin ben Beşiktaş'ta hafif bir değiştiğini artık böyle kamuoyu biraz daha bilgilendiriyor gibime geliyor. <laughs> e, Nuri Hoca da Antalya Spor'u şimdi Borussia Dortmund'da ekipte. Bu arada da onlar ilk maçı 1-0 kazandılar. <laughs> Belki de finale çıkacaklar. <laughs> Rakibini bekleyecek Bayern Münih Real Madrid galibiyeti. İlk maçı 1-0 kazandı. Ee, Nuri var. Hoca Türkiye'de bir kariyer çizdi. Teknik direktörlük kariyeri. <laughs> Gidişatı da iyi. Antalyaspor'un Spor'un bir ne oynadığını bildiğimiz bir yer. Ama ilk tecrübesi ve Beşiktaş olacak büyük takım anlamında hani birinci teknik direktör olarak. çok zor bir karar bu. Ya Beşiktaş'ta ama isimleri sorduğunda son 10 yılda 3 şampiyonlukta Sergen Hoca var. ikisinde de Şenol Hoca var. Bir onlar da gelsin diyenler var. Bakalım başka mı yönetim Biraz karar o... verecek? hocalar vardı ya. Evet. O listeye girmez mi Nuri Şahin? Girer. Ben ya geliyorum. onlar oluyorsa Nuri Hoca neden girmesin? Hı -hı. Yani. Değil mi? Aynı kanaattir. Mesela Bence öyle. Nuri Hoca şu an Burak Hoca'dan daha tecrübeli gözüküyor. Evet. O dönem Burak Yılmaz evet. Hoca'ya teslim edildiyse Nuri Hoca'ya niye verilmesin? <laughs> Nuri Hoca ne kadar ister bilmiyorum. O çünkü bir yol çizmiş. <laughs> Birden Beşiktaş'a geleyim daha çünkü çok yapılması gereken transfer var. Bu sezon sonu Beşiktaş yani çok transfer yapma isteğinde olacak. Ne kadar yapabilecek bilmiyorum. Ama hoca konusu önemli. Doğru. Serdar Hoca da şans geldiğinde karşılığını veriyor. Ama yeni sezona Serdar Hoca ile başlayamazlar yani. Yani bu benim şahsi. Zaten arayış. Evet, büyük Ekşiden adaylık sinyali. Federasyon başkanı Büyükekşi ben zaten şu anda başkanım yalan yanlış aday oldu diyen de var istifatti edecek diyen de şu an için %50 50 diyelim adayım ya da değilim demem doğru olmaz kim aday kim değil netleşsin bir görelim seçim 18 Temmuz'da olacak dedi. Büyükekşi Lig bitsin futbol ailesinin genel beklentilerine bakalım. Projelerimizi gerçekleştirmek için hala uygun koşullarımız var mı bakalım o zaman karar veririz. Ama kamuoyu şunu bilsin iş hayatında federasyon başkanlığında da koltuktan güç almak için koltuğa oturmadım demiş. MHK'de Alman modeli uygulamak istiyoruz. Bir şirket kuruluyor ve yönetimin %51'ini federasyon %49'unu kulüpler birliği atıyor. Eğer sistem değişmezse aynı şeyler devam eder. Herkes sadece bağırıyor ben de günahkâr olmak istemiyorum. Evet. Ee, Yine bir sistem sunmuş. Aslında benzeri bir şey söylemişti. Şimdi bunu bir şirketle yapıyor evet. diyor. Evet. Tamam. Peki. Açıklamalarına. Açıklamalar. Saygı duymak evet. zorundayız. Tabii. Aday olursa da kimse bir Bu şey diyemez. Adını demokratik bir ortam. Aday olma kriterleri de olduğu için aday olabilir. İsteyen aday olabilir. İstemeyen yani. de oy vermeyecek. A aday olmasın. Hani e olsun herkes. Ona bir oy. Ve oy vermezsin. A kim <laughs> Kim başkan olacak? Beni burada Asıl düşündüren Adaylar kim? Hani onlara bakma. Beni yani. burada düşündüren imza süreci abi. Hı, hı. Ee, biz hatta yayındayken, biz yayınlığı erken çekiyoruz. Biz yayından sonra belki kulüpler bilinen bir açıklamada gelecek bu konuyla ilgili. O yüzden buralar eksik kalırsa da bizi izleyenler şey yapmasın. Ama benim buradan aldığım... Mehmet Büyükekşi son böyle bir iki hafta sanki bir istişareler yapmış... Tekrardan aday olmayı düşünür hale gelmiş. E, e işte ben buraları bilemem. Bunun da bir sebebi vardır. Ama... İmza toplamaya çalıştılar. Şu an artık imza da kesin toplansa da bir seçim kararı alınsa 10-12 Temmuz'u buluyor. Geç kalındı. Bütün İstanbul sporundan Galatasaray'ına herkesin memnun olmadığı bir lig ortamında başkanından yöneticisine açıklamalara baktığımızda o kararı da alamadılar. Yani olağanüstü bir seçime de gidemediler. Gözüken 18 Temmuz'da seçim olacak. Aday olursa bir şey diyemeyiz. Onun kendi hür iradesi. Yani biz demokratik bir ülkedeyiz. Herkes aday olabilir. Tabii ki. Oy vermezler seçilmez. Herkes aday neden olmasın? Ben ama Mehmet Büyükekşi olsam böyle bir sezon bu kadar kaos olduğunda ben aday olmayı düşünmezdim. Oy almayacağımı düşünerek. Ama bir şeyleri analiz etmiş ki yüzde elli elli diyor. Evet. Orası bana biraz yani, enteresan evet. geldi. Bir şeyler değişmiş. Bazı kulüplerde oy verenler de gibime geliyor. Evet göreceğiz süreci takip Aynen. edeceğiz. Göztepe Süper Lig'de Nihat. Güzel. Yakışıyor Ne diyorsun? Süper Güzel haber. Valla tebrik ediyorum. Evet. Taraftarıyla, camiasıyla İzmir'in en önemli takımlarından biri. Aynen. Akıllı bir şekilde bu sene süreci de iyi ürettiler. Evet. Ve tekrardan Süper Lig'e döndüler. Hak ederim. Hoş geldin. Başarılı Göstermek. bir sezon sonucunda da e, Lig'e çıkmayı başardılar. Evet. Hoş geldin Gözpük'e. Tekrar hoş geldin. Türkiye'deki <laughs> futbolcuları da sorsan diğer takımlara o deplasmana gidip o atmosferde oynamak isterler Aynen. çoğu zaten. Hoş geldi, hak ederek geldi. Eyüp spor da geldi. Onu da tebrik edelim. Evet. Bakalım 3. takımda kim olacak? Hocam. Orada da inanılmaz bir çekişme var. Hatta ha. Tuncay Şanlıoğlu Sakarya Spor da orada. Bakalım o en büyük favorilerden biri. İşte Kocaeli Spor'u var, Bodrum'u var, Çorum'u var yanlış hatırlamıyorsam takip ettiğim kadarıyla. Orada da bir playoff olacak. 3. olmak önemli orada da. Çünkü finaldeki ha. rakibini bekliyor. Sistem ha. o. Ama Göztepe bu lige yakışıyor abi. Her, yakışıyor. Bu sistem İstanbul kulüplerine çalışıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ait bu sözler diyor ki Sayın Doğan İstanbul kulüplerine çalışan e, kurgulanmış bir sistemle mücadele ettiğimiz net. Trabzonspor olarak üç büyüklerle işimiz yok. Radikal değişiklikler bekliyoruz. Bu federasyonu tanımadığımızla alakalı duruşumuz aynı yerde. Anadolu kulüplerinin sesi olmak istiyoruz. Adalet sağlanamadığı sürece Türk futbolunda adaletin olmadığını söyleyebilirim açıklamasını yaptı. Sert ve net bir açıklama gerçekten. Şimdi şurası biraz kurtarıyor. İstanbul kulüplerine çalışıyor dediği için. Aha. Trabzonspor olarak üç büyüklerle işimiz yok. Çünkü İstanbul kulüplerine çalışıyor dediğinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karagümrük, şu an Eyüp, Pendik, Pendik. Spor, başka aklıma ya, İstanbul, İstanbul spor. spor. Say say bitmiyor yani. Hani Kasımpaşa. Aa, bak Kasımpaşa. Say say bitmiyor derdim. Hani hangisine çalışıyor? Çünkü bunların hepsi isyan ediyor derdim. Şimdi olayı orada Ama teknik büyük... olarak doğru diyorsun. Yani. Tek... <laughs> Sonra üç büyükler deyince Galatasaray, <laughs> Fenerbahçe, Beşiktaş diyor. Yani şimdi bir da öyle ya da böyle elde ettiği kolay değil. İstanbul evet. Spor takımlarıyla yıllardır mücadele ediyor. Kurulduğundan beri ve kaç tane de şampiyonluk kupalar aldı. Anadolu'nun bir nevi yüzü Abi, tabii. Temsil etme sorumluluğunu hissediyor camia olarak. Onu da çok iyi yapıyorlar. Başkan da o yüzden sahip çıkmak anlamında böyle bir açıklama yapmış. Zaman zaman bu tür yapmış. çıkışlar yapma evet. ihtiyacı hissediyor. Trabzonspor yönetimi. işte İstanbul medyası var bir de. E orada da haklı olduğu taraflar Değil. yok mu yani? Şimdi abi yani? şimdi bu böyle. Bu dünyanın her yerinde evet. böyle abi. Evet. Şimdi bir Real Madrid medyası da var. Barcelona medyası da var. Onun Aynen. kitlesi de var. var. Hani bu var. işler biraz her yer. Bayern Münih öyle. Hı -hı. Diğer yerde şimdi United mesela. Evet. Yani bunun da kitlesi var. Hani Doğru. şimdi Galatasaray, Fenerbeşleş'in çok kitlesi var diye ben bir şey diyemem. Evet. Var yani. Evet. Bu uzun yıllara yayılmış bir şey yani. Bir, bir, Günlük bir, bir şey durum. değil. Tabii. durum. Evet. Trabzonspor'da Onayçu fırtınası. Trabzonspor formasını en son 25 Şubat'ta giyen Paul Onaçu, harika bir geri dönüşle imza attı. Nijeryalı Yıldız 2-0 geriye düşülen ve 4-2'lik skorla kazanılan Antep maçında 18 dakikada 3 gol ve 1 asiste herkesi büyüledi. 18 maçta 12 gol atıp 4 asist yapan Ono tapusu Southampton kulübünde bulunuyor. Bu geri dönüşleri çok seviyorum Nihat. Değil evet. Mi? Çok eğlenceli oluyor. Gerçekten muhteşem bir geri dönüş ama. Abi böyle bir geri dönüş olur mu? <laughs> en son 25 Şubat diyorsun. Tabii tabii. 2 ay 5 gün sonra geri dönüyor ve... 3 gol attı. Evet. Ya ne kadar önemli bir oyuncu gösteriyor zaten. Sakatlık sürecinden önce de Trabzonspor'da attığı goller, kazandırdığı maçlar vardı. vardı. Hani ona açu sakatlanmasa Trabzonspor nerede olabilirdi? Bu kadar puan farkı olmaya bilirdi derim. Evet, Yine 3. sırada olurdu. Ya bu performansla evet. Evet, çok bence, olabilirdi. Bence. Abdullah Hoca zaten bu konularda akıllı, stratejik bir hoca. Takımın evet. formasyonlarını çok iyi biliyor, yönetiyor. Yani ona Onaçu çok önemli. Nasıl ceko servisçi diyorum. Onu açıyor o tarz. Bir de ceza sahası içinde getirdim. Son vuruşları çok iyi. Kafayla atıyor, ayakla atıyor. Puşkaşlık kaçtı, gol attı abi. Atırla şöyle ayarın dışında. <laughs> ve Enteresan bir oyuncu. Bence Trabzonspor satın alır. Doğru. Almalı da. Nihat Kahveci o fotoğrafın hikayesi. Peki 3-2 iken maç. 3-3 olmadan bitirtmedin maçı. Abi Valencia. <laughs> o zaman Aymar var. Onlarda Pablo Aymar, Maradona. Hani stada gidip bilet alır para verir bizlerim dediği oyunculardan biri. O zaman Valencia kadrosunda Ruben Barajalar filan. Şimdi abi bu maçta 1-0 mağlup başladık. 45'te gol attım. Hani 90 yazıyor ya ben ilk yarı bitmeden de gol attım o maçta. 1-1 içeri girdik. Sonra biz 2-1 öne geçtik. Mikel Aramburu attı abi. Sonrasında 82-88 maç 3-2 mağlubuz. İkari'de nasıl atmadan bitmiyor? O zamanlardan Nihat Kahveci atmadan maç bitmezdi. <laughs> Yine bir son dakika golü. 90. dakika maç 3-3 bitti abi. Ama benim şeyim ilk yarı da bitmeden atıyordum. Maç bitmeden de atıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dönemlerdi Rahat Sosyalat dönemleri. Güzel günlerdi. Senin golün olmadan bir düdük gelmiyordu. Evet düşün. abi. Hakem düdük. bana bakıyordu. Atacağım <laughs> mı? <gülüyor> Ona göre. Atabelerim, yani, bir bak geçmiş yani, ediyordum, atıyordum, maç bitiyordu. her ilk kere. Evet, <laughs> tevazi <laughs> olamayacağım <laughs> bu konuda. Peki, Ilıcalı Maribor'u satın alıyor. Championship ekiplerinde Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir kulüp daha alıyor. Ilıcalı, Sülemanye ligi 2 ay boyunca inceledikten sonra almak istediği kulübü Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehir ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanlarla görüştük ve el sıkıştık dedi. Abi şimdi... Acun boyuna kulüp alıyor. Vallahi <laughs> ben rahatım. Şahane. Mutlu oluyorum. Evet. Acun abi kulüp aldıkça. Vallahi Real Madrid, Hı. City, Hı. Bayern Münih, Paris Saint Germain. Böyle gidiyor. Onların başkanları <laughs> düşünsün. <laughs> <laughs> alıyor abi. Üçüncü kulüp olacak benim bildiğim. Doğru söylüyorsun. Maşallah. Dedim, o başkanlar düşünsün. Her an kapı çalınıp. Fiorentino. Hola, soy ben, <laughs> ben gel. Bir gel bir istişare edelim. Alın şu takımı. Yani. Kiyere kompra ara Real Madrid filan olabilir yani. Kaçtan gidiyor <laughs> sizin <laughs> takımı aynen. İyi takımın var. 14 <laughs> tane şampiyonlar ligi almışsın. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Peki geçelim bir sonraki sayfaya. Ya orada Fatih Hoca cep telefonunu yere fırlatıyor maçtan sonra. Valla evet. Fatih Hoca... 1-0 mağlup oluyor ve bitime 2 hafta kala. Abi bu sinir şeyden geliyor abi. AYK Ay maçından abi. Final maçına çıktı. Yenseydi lider olacağı durumda. Yanlış hatırlamıyorsam 3-0 yenildi ve gözünün önünde taçta topu alan Samet öyle bir hata yaptı ki kaleciye verirken rakip forvet geldi aldı ikinci evet. golü attı. Fişi orada çekti. Sonrasında kısa kaldı değil mi? Kısa kaldı abi pas. Sonrasında bu Aris içeride Şimdi kimse bak Fatih Hoca da dahil, taraftar da dahil, futbolcu da dahil o maçtan puan kaybı beklemiyordu. Çünkü Paoklu Olympiakos oynayacak filan bir fırsatı varken bence şampiyonluk yolunda işi 95 bitirdiler abi. Hani negatif anlamda Fatih Hoca da sinirlenmiş telefonu atıyor. Abi çünkü ayak maçında hakikaten bir pozisyon var. Bak izlesinler arkadaşlar net penaltı abi ya. Net penaltı vermedi ya. Var filan çağırmadı. Yabancı hakemler yönetiyor <laughs> Çağırmadı var filan. Zaten onu da isyan ediyor. Evet. Danimarka'nın müziği diyor. Müze bula diyor bula en Donimarko kötü hakemi mi <laughs> diyor. Yani şu an Fatih Hoca için işler <laughs> Zor derken, evet, çok iyi yani. giderken o virajı çok kötü döndüler abi. Araba şarampole yani. yuvarlandı orada. Çok şu kadar kalmış evet yani. Almadı virajı. çok gerilim yaratır. Hem taraftarda gerilim yarattığını biliyorum. Evet. evet taraftarında. Hem hoca da o gerilim yansıyor. Zaten hoca o minicik park orayı evet. küçük bu farkla kaçırdığı için zaten gergin. Dolayısıyla herkes gergin şu anda Panathinaikos cephesinde. Evet. Önce hoca sonra başkan. Portekiz ekibi Porto'da başkanlığa Vias Boas. Seçildi. Andre Villas Boas. 2010-2011 sezonunda Porto'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. 46 yaşındaki Boas 21.489 oy alırken, 82 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Costa da 5.000 oyda kalmış. 5.000 küsur oyda kalmış. Ama 42 yani. sene başkanlık mı atmış. olur? Ha? Demek 82'den adam... doğru değil mi? <laughs> abi 42 sene başkanlık mı olur ya? Maşallah ya. Mı? Ben takip etmedim zira. Düşün Aynen. abi 1982 2024'teyiz tabii, ya. Tabii. 42 sene. Dile kolay. Valla iyi teknik direktördü. Şimdi evet. başkanlığa evrildi. Porta'da bir Bakalım. oturmuş bir düzen var. Düşünsene 42 senelik başkan var. Bir istikrar var. Zaten en çok oyuncu satan takımlardan biri. Şampiyonlar Ligi'nde hep Bizde böyle ediyor. bir şey olur mu ya? Yok abi. Biz de 42 bir teknik, sene sonra. Yok abi. yok bir teknik direktör başkanlığa gelir mi bizim büyük kulüplerden bir tanesinde? Bak gelmesi için gereken uygun, yolları aşması gerekir. uygun isimler ]mez. var ama. Var abi de uygun isimler var da kendini de o konuda geliştirmek de önemli ya. He. Anladın mı? Hani evet. ben futbolu bıraktım hemen başkan olayım da şey olmuyor yani. Doğru söylüyorsun. Gerçekten. Yüzde yani Şimdi katılıyorum. ben çok, çok doğru bir şey O konuda söyleyeyim. da hemen her futbolcu bir yere gelsin değil. Evet futbolcusun iyisin ama sonrasında yönetici olacaksan o süreci iyi yaşa. Etmez, Git abi. oku kendini Tabii. geliştir. Bravo. Oraya hazırlan Bravo. kafasındayım biraz abi. Aynen. Hazırlanmış başkan oldu. Tebrik ediyoruz. Arda altın gibi saf yetenek. Maşallah. Real Madrid'in Real Sociedad'ı 1-0 yendiği maçta şık bir gol atan Arda Güler'i teknik direktör Ancelotti diyor bunu. Övgüler yağdırıyor diyor ki 68 dakika oyunda kalan Arda hakkında onun olağanüstü bir kalitesi var diyor. Müthiş yetenek diyor. Özveriyle iyi çalıştı diyor. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi ama çok genç diyor. Yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır attığı goller onu motive ediyor diyor. Bence Arda'nın kariyerinde Real Madrid'den başlamış olması yurt dışı kariyerine çok önemli ama Ancelotti ile birlikte başlamış olması bence ondan daha da önemli. %100 katılıyorum abi. Aha. Şimdi biri bana Real Sociedad iç Sağda oynuyor San Sebastian'da. Aha. Muhteşem zeminde Real Madrid'e karşı oynuyor ve Real Madrid 1-0 yeniyor dediklerinde üzülürüm. Aha. Ama bu maçta bir gram üzülmedim. Arda Güler'in golüyle kazanan Real Madrid'i tebrik ediyorum. Real Sociedad taraftarları kusura bakmasın Arda canımız bir gram üzülmedi. o an canlı yayındayız. Arda Güler gol attı diye bize de yazıyorlar abi. 1-0 oldu işte Real Sociedad 0, Real Madrid 1 diye. Canlı yayın esas böyle attım. Ya 1-0 bitsin de daha kıymetli olsun dedim. Maçta 1-0 bitti. Bir gram üzülmem. Yıllarca Real Sociedad'da oynadım. Beni evet. 100 yılın en iyi de seçtiler. Ama işin içinde Arda Güler oldu mu, bir Türk evladı oldu evet. mu bir daha her maddeşe oynuyor. Var. Gurur duydum. İnanılmaz bir özgüven katacak ekstra. Zaten hep öyle. Hı hı. Ama 11 çıkıyor ve 1-0 kazanıyor ve gole atıyor. Her kesimden daha da çok kıymet evet. gördü şimdi. İnşallah böyle de devam eder çünkü buralarda her maç final abi, her maç beklenti yüksek. Real Madrid'den bahsediyoruz. Evet. Arda'nın en büyük şansı bence tabii ki bir sürü hocası onu bu hale getiren altyapıdan yetiştirip çok önemli katkıları vardır Arda üzerinde. Ama son dönemde gördüğümüz bence Jesus Hocanın bence çok önemli katkısı var ve şu anda Ancelotti'nin e, onun büyük yıldız olmasında ya adım adım e, onu büyük yıldızlığa e, hazırlayan bir Ancelotti var ki bence o Arda için büyük şans. Kesinlikle. O da hak ediyor hı. bunların hepsini. Peki Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter Torino'yu 2-0 yenerken galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 56 ve 60. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu attı. Gol makinesine bağladı. Bu sene inanılmaz bir performans, tanaltılara atıyor, ne atıyor, şampiyon oldu. Tekrardan tebrik ediyoruz, gurur duyuyorum. Kolay bir süreç yaşamadı. Milan'dan ayrıldı, Inter'e geldi. O sene Milan şampiyon oldu. O Hakan'ı eleştirdiler. Şimdi Inter'le şampiyonluğu aldı. Milli takımımızın kaptanı. çok gurur duyuyorum ya. Gerçekten evet. helal olsun. Çok Söyleyeyim iyi bir, şey. bir üst klasman bir performans gösterdi bu sezon Inter'de. Evet. Premier Lig'de Bu Mamut, milli futbolcu Enes Ünal'ın bir gol ve bir asiste oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi. Enes'in gol atması da önemli. İnşallah onları da alır. Milli takımındaki beklentileri karşılama Yardım üzerine yana. bir özgüven olarak sağda yağda yansıtır, yansıtır yani. Yansıtır. Evet, Lig 1'de Lille deplasmanda Metsi 2-1'lik skorla yenerken takımına 3 puanı getiren golü Yusuf Yazıcı kaydetti. Böyle, Yusuf Avrupa'da Yazıcı, Türk Haftası e, başlığını attıran haberler. Yusuf Yazıcı Türkiye sınırları dışında akıyor abi. Lille Doğru. şampiyonluk yaşadı. Şimdi gollerini atıyor. Avrupa'da goller atıyor. Gerçekten ona da maşallah diliyorum. Öyle, öyle. E, çok Süper. başarılı bir sezon geçiriyor. Süper. Tebrik ediyoruz onu da. Peki haftanın sözü. Brezilya'da başkan olduğu Amerika R.C.'de futbola geri dönen Romario İstediğim zaman oynarım. istediğim zaman giderim. Teknik direktör beni beğenmezse onu kovarım. Bir takım arkadaşım bana pas vermezse ona ceza veririm diye şaka yapmıştır herhalde. Patron benim diyor. Abi biliyorsun dünya futbol tarihinin en iyi golcülerinden biri. Yani. Berazillo efsanesi. Barcelona'na gördü. Cezasız içindeki o kalitesi golcülüğü inanılmazdı. Kulübün başkanı benim her şeyi ben yapıyorum. Hangi ruh haliyle söyledi? Gerçekten bilemiyorum. Elon'i şaka yaptığını düşünüyorum. Ya da benim kulübüme gelen futbolcu, benim kulübüme, kulübüme gelen teknik direktör bunları bilerek gelsin mi diyor. Onda, o da merak konusu bende. Ama bu açıklamaları ilk defa bir başkandan duyuyoruz. Sert yani. Yani şaka yapmış olması lazım. Öyle olması lazım. Sen bu kulübe gider misin futbolcu olsun? Gitmem. Ya da teknik direktör. Yok. Ya bu açıklamayı duyduğunda gitmezsin. Ya da bunu kabul ederek gidersin. Ben seyirci olsam maça bile gitmem. Seyirciyi de kovar abi. <laughs> Kapatır stadı <laughs> almıyorum der. <laughs> Haftanın fotoğrafı dönen Fenerbahçe forması giyen Cruze'nin son hali. Bu hale gelmiş ya böyle? Benden beter olmuş. Abi de. şimdi bende de kilo var. Hani şimdi kilo üzerinden çok ama, yorum yapasım gelmiyor da. Ama futbol oynamıyor. evet hani futbol oynuyor. Nasıl bu hale gelirsin ya? Beni futbol oynarken var ya tığ gibiydik tığ. Hadi futboldan sonra biraz kilo aldık ama Abi bu böyle çok yaşlı. Bu daha ya yeni Fenerbahçe'de oynuyordu Hı -hı. ya. Şu adamın nasıl ne oldu hani? Şu adam olduğuna inanır mısınız? Hmm. Normal değil bak. Futbolu bırakır. 10 sene geçmiş filan. Ya ne diyeyim derim ya yemiş. Hani keyfine bakmış. Hareket etmemiş. Ben de okeydi. Oynarken bu hale gel tamam. Seviye düştün ama oynayarak seviye düştün. Nasıl hmm. bu hale gelinir bilmiyorum yani. Oynarken, itman yaparken. Maç oynarken çok enteresan abi. Bir hastalığı falan yoktur umarım. Bazen biliyorum hastalıktan mı oluyor bazı çok aşırı kilo almalı. Yoktur umarım. Formula 1 İstanbul'a geri dönüyormuş Nihat. Hadi hayırlısı ne diyelim. Ben ya. seviyorum Yardım, abi. konuda İnşallah. konuşulacak çok şey var da Ya rahmetli bizim Hıncal abi böyle şeyleri çok <laughs> dile getirirdi. Hani bizde kültürü yok ki. Hani izleniyor yani da. Pist yapıldı da mesela o pistte ne yapılıyor şu anda? Ben mesela yurt dışındaki pistleri biliyorum Nihat. Kullanılıyor bir başka Bir dakika zamanlarda. boş vakit Evet. Bir evet, dakika. Evet. Sürekli ya antrenman vardır ya kiralar insanlar orada tur atar ya mutlaka küldür. Sürekli oralar o pistler sadece yarıştan yarışa kullanılan alanlar değildir. Oralar bir hareket işletmedir var yani. ve orada sürekli bir hareket vardır. Bizde Neredeyse patates tarlası olacaktı bizim pist. Hani Allah'tan alda otopark falan yaptılar galiba. Öyle kullanılıyor. Abi, yani, yani öyle yani... bir kültür yok ki bizde. Şimdi Formula biri veriyorsun parayı, getiriyorsun zaten. İşte hani onu, onu getirmek göre zor bir şey değil yani. Esasında... Kim çok para verirse o ülkede yayınlanıyor Bernie Ecclestone vardı baş, hani efsanesidir Formula 1'in. Adam diyordu ki ya benim için nerede yayınlandı önemli Ben televizyon yayınına bakarım diyordu. Bizden e parayı veren yayıncı bir yarışı düzenleyebiliyor. Yani orada bir problem yok. Önemli olan o kültürü oturtabilmek. <laughs> yayabilmek. ya yani şimdi hani bilmiyorum yani iyi bir şey insan gurur duyuyor tabii Formula 1 şurada bizim mahallede yapılıyor demekten Onu reklamını hoş bir şey. iyi yapabilirsek, kullanabilirsek bir evet, yani gerçekten çünkü dünyada çok büyük bir kitlesi var. Var. Dikkat etmek lazım, doğrusunu yapmak tabii. lazım. Kolay gelsin de diyelim abi. Hayırlısı olsun. Peki anketimiz geldi ekrana. Sizce Süper Lig'de gol kralı kim olur demiştik? Icardi çıktı 21 golle. %69 oy almış. 55 bin oydan %69'unu Icardi. Ceko %28 de kalmış ki arada bir gol var. Abi yani şimdi enteresan. son maçta düşün ay 11 oynadı. Şimdi, Belki ya, devam edecek. Şimdi Icardi baş, dokunulmaz. Bravo. Baş Icardi, Icardi gol atmadan Cekonu maç dersen, bitmiyor. Tabi. Icardi gol atmadan maç bitmiyor. Neden? Çünkü sahanın içinde tutuyor Okan Hoca. Ben öyle birisini daha tanıyorum. yani. Ben de. <laughs> Kim acaba? Kim acaba? <laughs> ee, evet, diğerleri de ekranda. Ceko ile Icardi arasında bayağı kapışacak kapışma olmuş. Manay'ın da performansı inanılmaz abi bu arada. %2'de de kalmış. Aynen. Peki, yeni anketimiz Süper Lig'de sezon bitiminde ilk 4 sıra nasıl oluşur? Bayağı çalışmışlar bunu. <laughs> evet, ekranda. ilk 4 sıra hangisi olur? Tabi burada Galatasaray şampiyonluğu, Fenerbahçe şampiyonluğu üzerinden evet. farklı farklı Kombinasyonlar var. yapılmış. E, evet. Bakalım kim olur. Evet. Zor. Şey yani avantajlıyı zaten konuşuyoruz kim olduğunu İstatistiklere baktığımızda Galatasaray'ın çok büyük bir avantajı var. Aha. Birinci sırada bitirmek için. Doğru. Parantez açık ama tabii. matematik olarak matematik. kanıtlayana kadar. Peki yeni anketimiz bu. Bu da balotelli. <laughs> Bu bir kere çok iyi bir çalışma abi ya hem ofans hem mi? defans. Bak çok güzel bir çalışma. Ya bu montaj bu ya. <laughs> abi şu bu kalite. Şaka. Bak gerçekten ya yani. çok kaliteli bir oyuncu. Ee... Bak. Bak bak. <laughs> abi vücut hareketleri çok oraya da. bakarken buraya Değil bırakma. Çok güzel Her şey bakken. var ya. Yani. Her şey müthiş, var. Müthiş müthiş. Beyin ayakları iyi yönetiyor hale. Reaksiyonu çok önemli. Ya bu da müthiş oh, bir oh, oh, oh. gösteri değil mi ne diyorsun iki kupa birden elde ee, yani o bir formüle pilotu olmasının sebebi şeymiş Monaco'ya gönderme hani. Evet Monako'yla oynuyorlar 2-1 öne geçtiler. Bir öğrenci, i̇nanılmaz bir gösteri olmuş ya. Ha? Abi olay iki kupa düşün dünya üzerinde tek takım Euroleague evet. kadınlar Euroleague erkekleri erkekler. kazanan tek takım Fenerbahçe. Evet. Şu atmosfer nedir ya? Şimdi NBA playoff'lar başladı. Ondan daha güzel bir atmosfer abi. Orada inanılmaz şeyler oluyor. Ya muhteşem bir koreografi. Hakim ediyorum ya orayı da. Orada hakikaten inanılmaz. Orayı da bir ara konuşuruz bu programda. Abi şu maçtaki atmosfer şaka gibi Monaco'yu da yendiler 2-1. Bir maçı daha kazandım yine Final For Her şey olabilir. Ama futbolu izleyen, takip eden taraftarlar da ya şurada şuralar var, oraya niye yansıtamıyoruz biraz belki diyorlar ya burayı izlerken çünkü burada da var ya falanlar abi. Yüzlerindeki mutluluğu görüyorum şu videoyu izlerken. Evet. O futbol anlamında o kadar yok hani. Evet. O da orası da enteresan ya. Yani. Ama helal olsun. Peki bitti programımız bu haftada Nihat. Çabuk haftada evet. Derbinin sunduğu Natspor Gazete'de yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.